İşte bu bacadan sarkarak bacanın içerisinden eve girmeye çalıştığı sırada bacaya sıkıştı ve yaşamını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iğne korkusu nedeniyle evinden ayrılan çocuk eve kapı yerine bacadan girmeye çalışınca sıkıştığı yerde donarak hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay dün gece Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'ndeki ikamette meydana geldi. Öğle saatlerinde ortadan kaybolan gözlerinden bir anda kaybolan Yasin Kısaca günün sonunda saatleri akşamı gösterirken işte bu bacadan sarkarak bacanın içerisinden eve girmeye çalıştığı sırada bacaya sıkıştı ve yaşamını kaybetti. Soğuktan dönmüş büyük ihtimal odur. Çünkü aşırı bir soğuk vardı. Ben öyle tahmin ediyorum. İğne olmaktan korktuğu öğrenilen 8 yaşındaki Yasin Kısaca evlerinden ayrıldı. Çocuklarından uzun bir süre haber alamayan Kısaca ailesinin çevrede yaptığı aramalar sonuç vermedi. Ses olsa duyulacak bir şey, hangi saatte oldu, gecenin hangi saatte geldi. Hangi saat? Evden kaçmış, internete gitmiş arkadaşlar, böyle gezmişler yani. Kendisi arıyor, haberini almış, abim babası araştırıyor. Giderken kendisi düşmüş oraya. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar cadde ve sokaklarda çocuklarını arayan aile, evlerinin içerisinde bakmadık yer bırakmadı. Son olarak saat 02 sıralarında evin mutfağına açılan bacayı kontrol eden aile, çocuklarının cansız bedenini bacaya sıkışmış halde buldu. Ses olsa duyulacak bir şey, hangi saatte oldu? 8 yaşındaki Yasin'in yaklaşık 3 metre yükseklikteki bacadan aşağı sarkarak eve girmeye çalıştığı sırada sıkıştı ve burada donarak hayatını kaybettiği bildirildi. Soğuktan dönmüş büyük ihtimal odur. Çünkü aşırı bir soğuk vardı. Ben öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum, arada adli raporlarda çok görmedim. Şimdi Malatya'da sevk ettiler. Oradan da adli tıp raporu gelecek. Onu bekliyoruz. Yarın da defnetmeye çalışacağız inşallah. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Allah. Bulunduğu yerden çıkartılan talihsiz çocuğun cesedi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye vardım buradan. Hastaneye vardığımızda da zaten şeylere diyor, bir buçuk saat civarında da Allah razı olsun 4 tane uzman doktorumuzla birlikte acilde müdahale yapılmış bize söylenen, ama cevap vermedi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen ilköğretim okulu öğrencisi Yasin Kısaca gözyaşları içerisinde toprağa verildi.